Daha önce ünlü iş adamı ve ortağının aracı İstanbul'da kara çarşaflı saldırganlar tarafından tarandı. Game TV'nin sahibi ve ortağı uzun namlulu silahlarla düzenlenen o saldırıda can verdi. Araca kurşun yağdıran saldırganların kullandığı cip ise ateşe verilmiş olarak bulundu. İstanbul'daki çifte cinayeti uluslararası haber ajansları da son dakika olarak duyurdu. Arabi, Türkiye. Bir el ateş sesi duydum. Akabinde birkaç el daha böyle otomatik tüfekle sanki sesler duydum. Kara çarşaflı iki saldırgan İstanbul'un orta yerinde televizyon şirketi sahibi ve ortağının yolunu kesti. Çapraz ateşe tutup kurşun yağdırdı. Saldırganlar çifte infazın ardından kaçtıkları aracı ateşe verip kayıplara karıştı. İstanbul'u silah sesleriyle inleten saldırı akşam saatlerinde meydana geldi. İranlı iş adamı Sait Kariman, sahibi olduğu medya şirketiyle Türkiye'de yayınlanan dizi ve programların Orta Doğu ülkelerindeki yayın hakkını elinde bulunduruyordu. İşlerini kuvvetli iş ortağıyla İstanbul'dan yürütüyordu. İş adamı medya patronu Sait Karamiyan dün akşam saatlerinde iş ortağıyla birlikte Ayazağa'daki iş yerinden çıktı, lüks aracına bindi ve Maslak'a doğru ilerlemeye başladı. İşte tam bu noktaya geldiğinde başka bir araç önünü kesti. Araçtan iki şüpheli indi ve iddiaya göre çarşaflıydılar. Ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Gözlerini kırpmadan iş adamı Karamiyan'a ve yanındaki ortağına kurşun yağdırdılar. Sağlık ekipleri ağır yaralı iki iş adamının yardımına koştu. Ancak Sait Kariman için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Ortağı Muhammed El Mutari ağır yaralıydı. Hemen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabası yetersiz kaldı. Acı haberi duyup olay yerine koşan iş adamının yakınları korkunç manzarayı görünce gözyaşlarına boğuldu. Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis olay yerinden onlarca boş kovan topladı. İki saldırgan medya patronunu ve ortağını öldürdükten sonra geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Ancak arkada delil bırakmak istemediler. İşte bu nedenle otomobili Kemerburgaz yolunda ateşe verip yine başka bir araçla kaçarak izlerini kaybettirdi. İranlı iş adamı katı kurallarla yönetilen ülkesi aleyhinde propaganda yapmaktan gıyabında yargılanmış ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Çifte infaz adli bir olay mı yoksa siyasi bir suikast mı şimdilik soru işareti. Ekipler her yerde İranlı iş adamı ve ortağını öldüren saldırganları arıyor. İfadelerinin İstanbul'un orta yerindeki saldırının gizem perdesini aralaması bekleniyor.